Aşağıdaki dağlardan hangisi şekildeki gibi sahip değildir. Verilen kısımda kıvrılma dikkate alınmış. Bu kıvrım dağların örnek. Yüksekte kalan kısım antiklinal, alçakta kalan kısım senklineldi. Türkiye'de Bey Dağları Toros Dağı kuşağında bulunur ki Türkiye'deki Kuzey Anadolu Dağları ve Toroslar'da bulunan dağlarımız kıvrımlı yapıya sahiptir. Ilgaz Kuzey Anadolu Dağları, Bolkar Toroslar, Canik Dağları Kuzey Anadolu Dağları içerisinde yer alır. Ama Aydın Dağları Ege'de bulunan kırıklı yapıya sahip dağlarımızdan birisidir. Ki oradaki dağları kesinlikle ezberlememiz, bilmemiz gerekiyor. Kaz Dağları, Madra, Yunt, Boz Dağlar, Aydın, Menteşe, Batı Anadolu'da bulunan bir de Hatay'daki Nur Dağları ya da diğer adıyla Amanos Dağları kırıklı yapıya sahiptir. Bu saydığımız örnekler bizim için önemli. E şıkkı doğru cevabımız oldu. Yukarıdaki Türkiye haritasında işaretli yerler için bilgilerinden hangileri doğrudur? K'nın bulunduğu alanda kırıklı yapı geniş yer tutar. Ki Ege'de kırıklı yapının, sıcak su kaynaklarının, yine tektonik depremlerin oldukça yoğun olduğunu görüyoruz. L'nin bulunduğu alanda dağlar kıyıya paralel bir şekilde uzanır. Akdeniz ve Karadeniz'de genel olarak paralel bir şekilde dağların uzandığını söyleyebiliriz. M'nin bulunduğu alanda volkanik dağlar ki Nemrut, Süpan, Tendürek, Ağrı gibi dağlarımız o alanda yer almakta. O yüzden burada E şıkkı doğru cevabımız oldu. Haritadaki platolardan hangisinin oluşumunda karstlaşma etkili olmuştur? Karstlaşma dediğimiz karstik süreçleri ifade ediyordu. Kalker, jips, kaya tuzu gibi dolomit gibi kayaçların bulunduğu alanlarda meydana gelen oluşumlar karstlaşma şeklinde o süreçler karstlaşma şeklinde dikkate alınıyordu. Biz platoları yatay duruşlu, aşının platosu, volkanik ya da lav platoları ve karstik platolar olmak üzere dörde ayırıyoruz. Çatalca Kocaeli Türkiye'de aşınım yani artık deniz seviyesine yaklaşmış bir özellik gösteriyor aşınım platosu. Haymana, Şanlıurfa gibi platolarımız yatay duruşlu platolara örnek veriliyor. Erzurum, Kars, Ardahan ise volkanik ya da lav platolarına örnek veriliyor. Türkiye'de karakteristik olarak karstik plato dediğinde bizim karşımıza teke ve taşeli çıkar. O yüzden burada doğru cevabımızın taşeli olduğunu söyleyebiliriz. Sorularda teke taşeli çıkarsa karstik olarak dikkate almamız gerekiyor. C şıkkı doğru cevabımız oldu. Renklendirme yöntemiyle çizilmiş Türkiye fiziki haritasında aşağıda verilen ovalardan hangisinde yeşil ve tonlarının daha fazla kullanıldığını söyleyebiliriz. Konya Ovası fiziki haritamıza baktığımızda sarı ve tonlarıyla gösterilir. Iğdır Ovası aynı şekilde sarı ve tonları. Ankara Ovası sarı ve tonları. Delta ovaları ki Çarşamba, Bafra, işte Çukurova delta ovalarının tamamı fiziki haritada yeşil ve tonlarıyla gösterilir. Bakın bunu unutmayın. Delta ovalarının tamamı fiziki haritada yeşil ve tonlarıyla gösterilir. Çünkü bunlar denizin içinde bir birikerek oluşmuştur. Deniz seviyesine oldukça yakın bir durumdadır. O yüzden bu önemli bir bilgi. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Pasinler Ovası kahverengiye dönük işte turuncu tarzı renkler dikkate alınan noktada değerlendirilebilir. D'yi doğru cevap olarak aldık. Türkiye'nin ovaları ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Ülkemizde en büyük iç ova hatta en büyük ovamız Konya Ovası'dır. Türkiye genç oluşumlu bir araziye sahip olduğundan tektonik ovalar yaygın bir şekilde görülür. Delta ovaları en çok Akdeniz değil Ege bölgesinde yer almaktadır. Kartik arazilerde oluşan ovalar Akdeniz bölgesinde daha fazladır. Özellikle takke kodlaması olarak geçen Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı takke kodlamasını unutmuyoruz. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Kestel, Elmalı bunlar Akdeniz çevresinde bulunuyor. Doğuya doğru gidildikçe ovaların yükseltisi genel olarak artmaktadır. Ki mesela işte Ege'de bulunan Gediz, onun dışında İç Anadolu'da bulunan Konya ki yeşille başlıyoruz, sarı. Ve yine Pasinler gibi ovalara gittiğimizde kahverengiye dönük renkleri görmekteyiz. Bu da yükseltinin arttığını bize gösteriyor. O yüzden doğru cevabımız burada C şıkkı oldu. Aşağıda bazı platolarımıza ait özellikler verilmiştir. Buna göre hangi platomuza ait bir özellik verilmemiştir? Yaz yağışları nedeniyle bitki örtüsü çayırlardır ve buradaki meralarda büyükbaş hayvancılık yapılır. Bu platomuz Erzurum Kars'tır. Sanayileşme ve kentleşmenin en yoğun olduğu, nüfusun en yoğun olduğu platomuz Çatalca Kocaeli'dir. Ki orada İstanbul zaten başta sayılabiliyor. Karstik araziler nedeniyle tarım alanları dardır. Karstik diyorsa arkadaşlar aklımıza teke, taşeli ilk başta gelmeli. Suriye üzerinden gelen rüzgarlar nedeniyle yazları çok sıcak ve kurak geçer. Bu da Şanlıurfa. Haymanı için ne demesi gerekiyordu? Tiftik keçisi ki Ankara keçisi olarak da biliniyor. Bunun ana vatanı burası. O özelliği daha çok öne çıkıyor. O yüzden verilmeyen özelliğe sahip pilotomuz haymanı oldu. D şıkkını doğru cevap olarak aldık. Haritada dağılışı gösterilen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisidir? Nemrut, Süpan, Tendürek... Ağrı. Bunun dışında Karadağ, Karacadağ, Hasandağ, Melendiz, Erciyes, Kula. Bunlar arkadaşlar volkanik dağlarımız. O yüzden doğru cevabımız E şıkkı oldu. Kıvrımlı dağlar için daha çok Karadeniz ve Akdeniz vermesi gerekiyordu. Platolar için daha çok İç Anadolu. Yine Kırıklı dağlar için Ege kısmı daha çok. Tektonik ovalar için de zaten fayatların olduğu alanlarda karşımıza çıkıyordu. O şekilde dağılım olmadığı için biz doğru cevabı E şıkkı olarak aldık. Aşağıda verilen dağlar oluşumuna göre ikişerle eşleştirildiğinde hangisi dışta kalır? Kaçkar dağları kıvrımlı yapıya sahiptir ki Alp Himalaya kıvrım sistemi içerisinde yer alan Kuzey Anadolu dağlarının en yüksek yeridir. Tendürek volkanik. Bunun yanında Madra kırıklı ve Amanos kırıklı. Melendiz ise volkanik. Yani burada ikili eşleştirme yaptığımızda iki tane volkanik dağımız çıktı. iki tane kırıklı dağımız çıktı. Ve geriye kaç kar kaldı? Eşleştirme dışında kalıyor. A şıkkı doğru cevabımız oldu. Ülkemiz genel olarak Akdeniz iklim kuşağında olduğu için yaz ayları sıcak ve kurak geçer. Aşağıda verilen platolardan hangisi bu genellemeye uymaz? Gaziantep, Güneydoğu Anadolu'da yazların oldukça sıcak ve kurak geçtiği bir yer. Bunun yanında Teke, Akdeniz'de yazlar oldukça sıcak ve kurak geçiyor. Yozgat çevresi ki İç Anadolu'da yazlar yine sıcak ve kuraktır. Yazılıkaya ki yine Eskişehir, Kütahya gibi illerin olduğu alanda karşımıza çıkar. Burada da yazlar kuraktır. Ama Erzurum, Kars, Ardahan yaz yağışları olduğu için burası için yazların çok kurak geçtiğini söyleyemeyiz. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdaki haritada bazı dağların bulunduğu yerler gösterilmiştir. Buna göre haritada verilen dağlardan hangisinin oluşumu diğerlerinden farklıdır? 1- Yıldız Dağları oluşum bakımından kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Hemen 2 ile devam edelim. Kuzey Anadolu Dağ Kuşağı içerisinde bulunan Kaçkar oluşum bakımından kıvrımlı bir yapıya sahiptir. Diğer dağımız 3. ya da 3 numarayla gösterilen dağımıza baktığımızda Bey Dağları Toroslar içerisinde bulunan kıvrımlı bir yapıda diyebiliriz. Kıvrımlı yapıya sahip bir dağımız. 4 numarada bulunan dağlarımız volkanik oluşumluydu. Karadağ, Kar Karaca Dağ, Hasan Dağı, yine Melendiz, Erciyes gibi dağları orada görüyorduk. Volkanik oluşumlu dağlardı bunlar. Yine Cilo'yu gördük burada buzul dağlarını. Kıvrım dağları içerisinde yer alıyor. Bu yüzden burada doğru cevabımızın 4 numarayla gösterilen oluşum bakımından diğerlerinden farklı olan volkanik dağlarımız olduğunu söyleyebiliriz. D şıkkı doğru cevabımız oldu. Yaz aylarında coğrafi araştırma yapan bir grup öğrencinin takip ettiği güzergah aşağıda verilmiştir. Buna göre öğrenci grubu aşağıda verilen ünitelerin hangisinden geçmemiştir? Hemen burada Samsun'dan başladık. İlk olarak Samsun'da bulunan Can Dağları'nı geçiyoruz. Daha sonra bu alan içerisinde baktığımızda arkadaşlar ne var? Ee, özellik olarak Çukurova en son gittiği yer olacak. Çukurova'yı en son göreceğiz burada. Bunun yanında Aladağlar Çukurova'ya gitmeden önce Aladağları burada geçecek. Ve Kayseri burada geçeceği yerler arasında. Ama Cihan Beyli platosu bu güzergahta değil. Çünkü Cihan Beyli Konya'da yer alan bir platomuz. Burada nerede kaldı? Batıda kaldı bu güzergaha göre. Buraya uğrama gibi bir durum söz konusu değildir. O yüzden doğru cevabımız C şıkkı oldu. Kalker, jips, kaya tuzu gibi kolay çözünebilen kayaçların bulunduğu alanlarda karstik ovalar oluşur. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi bu şekilde oluşan ovalardan biri değildir. Ki burada takke, takkem şeklinde kodlamamız var. Bu kodlama işe yarıyor. Takke en geçerli ama takkem olarak da bir tane daha ova ekleyebiliriz. Soruda da geçtiği için onu da eklemiş olalım. Nedir o ovalarımız? Önemli karstik ovalarımız. Tefenli, Acıpayam, Korkuteli, Korkuteli, Kestel, bunun yanında tabii korkuteli ve kesteli e, sıralamasını farklı yapabilirsiniz. Yani burada ya da burada olması e, önemli değil. X de K ile başlıyor. Elmalı ve muğla ovaları. Bunlar oluşum bakımından karstik olan ovalardır. O yüzden burada oluşum bakımından kırıklı bir yapıya sahip tektonik özellik gösteren ovamız amiktir. Ki katlama dışında kaldığı için de doğru cevabımız D şıkkı oldu.